Saygıdeğer kardeşlerim, Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz, varlıklar alemini yaratmayı murad ediyor. Önce levh-u mahfuzu yaratıyor. Sonra arş-ı alayı, sonra kürsüyü, sonra kainatı, evreni, daha sonra melekleri, sonra iblisi ve yeryüzünün, kainatın gözü, göz bebeği olan insanı Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla beraber iblis şeytanlaşmaya başlayan bir sürece giriyor. Kendisinin Hazreti Adem Aleyhisselam'dan daha hayırlı, daha üstün olduğunu iddia ediyor. Zira kendisinin ateşten yaratıldığını, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ise topraktan yaratılmış olması nedeniyle ondan daha üstün olduğunu iddia ediyor. Bu süreçte Rabb-u Teala, Rahman-ı Rahim olan Rabbimizin emrine isyan eden, isyankar bir tavır takınan durum sergiliyor. Ve böylece Adem Aleyhisselam ile şeytan arasındaki mücadele başlamış oluyor. Daha sonra Rabb-i Rahim'imiz, Adem Aleyhisselam'ın tabiri caizse o derin boşluğunu dolduracak, ona candaş olacak, yoldaş olacak, ona yar ve yaran olacak Havva annemizi yaratıyor. Havva annemiz ve Hazreti Adem Aleyhisselam cennetlerde bir hayata başlıyorlar. Rahman-ı Rahim olan Rabbimiz cennetteki bütün nimetleri Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin emrine amade olduğunu beyan buyuruyor. Yalnız bir ağacın hem yaklaşılmaması, bir ağaca hem yaklaşılmaması hem de meyvesinden yenmemesini de bildiriyor. Cennet-i âlâdaki hayatlarında o güzelim kelimelerle ifade edilemeyecek muhteşem hayat içre iken şeytan tavrını çok açık olarak ortaya koyan, ayette ifadesini bulduğu gibi insana önünden, arkasından, sağından, solundan, dört yanından saldıracağını ve insanların çoğunu Rahman-ı Rahim'e şükreden konumdan alıp asli yoldan çıkaracağını beyan eden şeytan, haliyle Hazreti Adem Aleyhisselam ile Havva anamızın bir gölge gibi peşindedir. Onların zaaflarından ve komplekslerinden de istifade ederek onları yasak ağaca yaklaştıran ve yasak meyveyi yediren bir tuzağa düşürmeyi başarır. Adem Aleyhisselam'ın Havva annemizin komplekslerinden, zaaflarından istifade ederek onları gaflete düşürür ve Rahman-ı Rahim'in yasakladığı zemine onları getirir. Rabbimiz daha sonra Adem Aleyhisselam ile Havva anamızı geçici bir süreyle bu dünyaya gönderir. Uzun süre birbirlerinden ayrı kalırlar. Havva annemiz ve Hazreti Adem Aleyhisselam iki eş, iki sevgili olarak birbirlerinden ayrı kalmanın birbirleri için ne kadar büyük bir değer olduğunu, birbirlerinden vazgeçilemez bir gerçeklik olduğunu derinden kavrarlar. Sonra hepimizin bildiği gibi Mekke-i Mükerreme'nin Arafat Dağı'nın Cebeli Rahmet Tepesi'nde buluşurlar. Ve Ümmül Kura dediğimiz şehirlerin annesi, şehirlerin anası ilk şehir olarak Hazreti Adem Aleyhisselam tarafından inşa edilmeye başlar. Ve yeryüzünde böylece hayat başlamış olur. Havva annemiz
her doğumunda ikiz dünyaya getirmektedir. Her batnında bir kız, bir erkek evladı dünyaya getirmektedir. 20 doğumu gerçekleştiren Havva annemizin 40 evladı olur. Evlatlar arasında Kabil ile Habil'in hepimizin bildiği gibi çok acı bir olay gerçekleşir. Kabil'in hasedinden kaynaklanan, hastalıklı bir hale dönüşen, agresif bir dünyaya giren Kabil, kardeşi Habil'i öldürmekten çekinmez. Ve böylece yeryüzünde ilk kan da dökülmüş olur.